Merhaba arkadaşlar, yeni bir ders vereceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Çok istenen bir eserle devam ediyorum. Gesi Bağları. Bu aslında uşak bir türkü. Ama bazı yerlerde biraz daha böyle Kürdi'ye kaçıyor. Yani onu ben size göstereceğim. Yani aslında 3 koma basmamız gerekiyor. Si'leri. Ama zorlanacak olanlar var. Ben onu tam göstereceğim. Tam bu şekilde basın diye size söyleyeceğim. Hikayesinden de biraz şöyle bahsetmek gerekirse, eski zamanlarda Kayseri ilinde yaşam sürdüren bir aile bulunmaktaydı. Bu ailenin genç bir kızı olmak ile birlikte kızları Kayseri iline bağlı Gesi ilçesine gelin olarak gitmiş. Eski zamanlarda ilçeler arasındaki ulaşım zor olduğundan dolayı genç kız Gesi ilçesine gider ve ailesini görmeye gidemez. Kız aile özlemiyle yana tutuşur fakat bu durum ne kocasının ne de kaynanasının umurunda olmaz yani. Genç kız kocasına ve kaynanasına bu durumu söylese de kimse ilgilenmeyince sıkıntısını içine atar. Kaynanası da kötü bir insan olduğundan dolayı demiş. Genç kıza birçok eziyetler yapar. Bir zaman sonra genç kız ile kocasının bir çocukları olur. Kız bu durumu teselli olarak görse de bir zaman sonra yine her şey çok kötü gitmeye başlar. Genç kız ailesinin özlemini yaşamaya devam eder. En büyük sıkıntısı da annesinden bir türlü haber alamaması olmaktadır. Yıllar böyle geçer ve en son annesinin ölüm haberini alır ve yıkılır. Bu üzüntüyle Gesi Bağları arasında ağlar ve Gesi Bağları türküsünü seslendirir demiş. Evet, ben de ilk defa okudum hikayesini. Bu şekilde diyor. Şimdi tabi bu arada hani hikayelerini de türkülerini öğrenmiş oluyoruz. Niye? Çünkü bu türkü nasıl çıktı? Acaba nasıl hani ne olaydan böyle çıktı? Bunları görmüş oluyoruz. Belli bir duygular içerisinde yazılıyor, besteleniyor. O yüzden bence hikayeler de önemli. Bu şekilde. Şimdi ben bunu üfleyeceğim. Ondan sonra size solfejini yapacağım. Tamam mı? Görünsün yine. Sanırım görünüyor. Tamam. Aslında kulağımızda biraz daha böyle
bu meleri de Kürdi'ye kaçıyor. Ama genelde uşak olarak bilmemiz lazım. Şöyle notaları göstereceğim. Yani ben aslında uşak basıyorum, şöyle yapıyorum genelde. Yani 3 koma olarak basıyorum ama size böyle göstereceğim. Çünkü böyle basınca çok çiğ kalacak. Yani şöyle yapıyorum ben. Çok çiğ kalır. O yüzden ben orayı size kürdi olarak göstereceğim. Böyle basın. Şöyle. Ara namı yapacağız önce. Do re do re mi re mi do re si do si la la re re do si la do si la la la. Tekrar. Do re mi re mi do re si la la si do re re do si la si la la do re mi. Aslında orada name de katabiliriz ama ben şu an çok basit anlatıyorum, basit gösteriyorum. Şimdi benim bu gösterdiğim notaya karşılık hocam melodide eksiklik var, namede eksiklik var diyenler olabilir. Yani re 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 do si la si do si la si do si si la la da diyebilirim ama onu çalamayacak olanlar var. Yani herkes çalamayabilir sonuçta. O yüzden benim üflediğim şekilde üfleyebilirsiniz eğer zaten o kadar iyi üflüyorsanız, o nameleri biliyorsanız zaten çalabilirsiniz siz. Ben bunu çalamayanlar için yani çok basit anlatıyorum ki herkes üfleyebilsin diye. O yüzden notaları bu kadar basit gösteriyorum. Evet, dediğim gibi uşak bir türkü ama oralarda biraz daha siyleri pes yapmamız gerektiği için ben size böyle basmak yerine yani oraları kürdi yapın diye bu şekilde gösterdim. Sanırım anlaşılmış olmuştur. Anlaşılmış. Anlaşılır olmuştur. Ben aşağı yine açıklama kısmına şey yapacağım. Notaları ekleyeceğim. Hocam ya tahtaya yazsanız diyenler oldu. Böyle tahtaya yazıyordum ya. Şimdi ben eğer oradan yaparsam yani oraya yazıp size gösterirsem kameranın arka tarafından çekmem gerekiyor. Öyle olunca da parmaklarımı göremiyorum. Yani böyle size gösterirken hani ben parmaklarımı görünce daha iyi göstermiş oluyorum. Çünkü öbür türlü kendimi göremiyorum. Yoksa bu tahtadakiler ters görünüyor. O yüzden ben yine açıklamaya ekleyeceğim. Oradan da görebiliyorsunuz sonuçta. Nota isteyenler için Google'dan bakabilirsiniz yine. Bilmiyorum bulamıyorsanız yine ben Google'dan bulayım atayım ama herkes bana o kadar çok yorum ve mesaj geliyor ki hani özelden mesaj atanlar da oluyor. Artık yetiştiremediğim için ses kaydı atmak zorunda kalıyorum. Siz de yardımcı olun bana. Kendiniz de biraz araştırma yapın. Hep artık her videomda söylemiş bulunuyorum ama. Yani hepsini benden beklemeyin. Üfleyebildiğiniz için çok seviniyorum, mutlu oluyorum. Yapabilenler yine yazsınlar aşağıya. Evet, Gesi Bağları hikayesi. Neydi üflenişi ve solfejini göstermiş oldum.
var mı hatam bilmiyorum. Yine bakarsınız, yine eleştiriler yaparsınız tabii ki. Biliyorum yazacağınızı da. Evet, beğenip abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyen arkadaşlara da teşekkür ediyorum şimdiden. Onlar da ekleniyor. Yani benim faydama oluyor bu arada. Sağ olun diyorum. Hoşça kalın.